Evet değerli seyirciler, bildiğiniz gibi yarı yıl tatili geldi ve şu anda yanımda öğrenci kardeşlerim, öğrenci arkadaşlarım var. Onlar da tatile gitmenin heyecanını yaşıyorlar. Birazdan karnelerini alacaklar. Henüz karnelerini almadılar. Almadınız değil mi daha karneleri? Evet. Birazdan karnelerini alacaklar. Ama şimdi ben onlara karneden önce, herkes hani karneyi sorar ya, karnede kaç var, takdir aldı mı, teşekkür aldı mı diye. Ben onu sormayacağım. Ben onlara tatilde ne yapacaklarını soracağım. Ben onların tatilde ne yaptıklarını merak ediyorum. Önce yanımda yakışıklı bir kardeşim var. Ondan başlayacağım. Kemal var yanımda. Kemal, sen tatilde ne yapmayı planlıyorsun? İlk baş kitap okuyacağım. Ondan sonra test çözerim. Geriye kalan vakitlerimde de arkadaşlarımla aşağı inip oyun oynayacağım yani. Ne oynayacaksın aşağıda? Sinemaya falan gideceğiz arkadaşlarımla. Parkta oyun oynayacağız. Paten kayacağız. Yapacağım bayağı etkinlik var diyorsun yani. Evet. Peki o zaman sana iyi tatiller diliyorum. Ben, sen ne yapacaksın tatilde? Ben çalışırım. Kuzenime gidip kalacağım. Kuzenim bana gelip kalacak. Eğlence. Evet, biraz da buraya döneyim. Sen ne yapmayı planlıyorsun tatilde? Ders çalışmayı. Ya tatilde ders mi çalışacaksın? Aynen. Öyle mi? LGS senemiz. Sınava hazırlanıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Başarılar diliyorum. Yani tatilde bile ders çalışacak olmak gerçekten çok güzel bir şey. Var mı başka tatilde ders çalışacak olan? Evet, etrafımdaki zannediyorum Türk çocuklar tatilde bile ders çalışacaklar. Ben hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün karne günü. Birazdan dediğim gibi karnelerini alacaklar. Hepsine bir kez daha sizlerin huzurunda başarılar demek istiyorum. Ve hepsine iyi tatiller demek istiyorum. Arkadaşlar iyi tatiller. Evet, hep beraber iyi tatiller diye bağıralım. Takipçileri, bugün Gemlik Ali Kütük Ortaokulu'ndayız. Efendim bugün burada biliyorsunuz ki yarı yıl tatili haberi yapmak için geldik aslında. Ama burada karşılaştığımız bir manzara var. Daha okulun girişinde bir kermes gördük burada. Okul Aile Birliği tarafından bir kermes organize edilmiş. Ve bu kermes ne için yapıldı, ne yararına yapıldı bunu soracağım aslında. Okul Aile Birliği Başkanımız yanımızda. Başkanım, yarı yıl tatiline girmeden önce okulda bir kermes düzenlediniz. Niçin yaptınız efendim bu kermesi? Bunu okulumuzda bulunan din kültür öğretmenimiz Ayşe Tuğba hocamızın aracılığıyla Batman ilinde bir öğrencinin göz ameliyatını karşılamak için bize bir yardım kampanyası gibi demeyeyim de hani ona bizim destek olmak için evet bir kermes düzenlemek istedik okul aile birliği olarak. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Okulun son günü karne günü yapalım dedik. Çok da güzel geçti. Sabahtan beri velilerimize çok teşekkür ederim. Çok duyarlı davrandıkları için gerçekten. Çocuklar da o kadar çok destek verdiler ki bize bugün. O kadar anlayışla yaklaştılar ki bu olaya. Yani normal zamanlarda yaptığımız kermesten çok daha fazla geri dönüş aldık biz bugün. O yüzden çok mutluyuz. Harikasınız. Tebrik ediyorum. Evet, onlar bugün belki yarı yıl tatili, belki tatile gitmeden önce bir kermes yaptılar. Ama bu kermesin okul için değil, Batman'daki... Hem de başka bir eğitim öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak için. Yani iki öğrenciye yardımcı olacağız inşallah buradan toplanan gelirle. Evet, onlar iki yardıma ihtiyacı olan öğrenci için aslında çorbada tuzları bulunsun diye, katkıları bulunsun diye yaptıkları bir kermes olmuş. Ben hemen okul müdürümüzle yanıma almak istiyorum. Sayın müdürüm, böyle alayım sizi, buyurun. Bugün okulunuzda hem yarı yıl tatili heyecanı, evet, hem karne heyecanı var. Evet. Ve aynı zamanda çok da güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptınız bugün. Evet. Hem yarı yıl tatiline giden öğrenciniz için, karne alacak olan öğrenciniz için, hem de okulunuzun değerli öğretmenleri için ve son olarak da okul aile birliğinizin yapmış olduğu bu etkinlik için neler söylemek lazım? Evet. Öncelikle Gemlik Life ekibi olarak başta size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Böyle bir davranışta bulunduğunuz için. Biz de bu okul aile birliğinin bu tür faaliyetleri zaten oluyor. Bunu ancak, bunda da başlangıçta amacımız bir öğretmenimiz, Linkitör öğretmenimiz, bir öğrencinin ameliyat için paraya ihtiyacı olduğunu, başka bir ilden kendisini mektupla haber verdiğini söyledi. Böyle bir kıvılcımla bu işe başladık. Ve daha sonra başka bir ilde de yine bir yetim öğrenci, ona da yardım amacıyla
önce para toplamayı düşündük. Dedik ki bunu biz kermese dönüştürelim. Aile Birliği Başkanımız sağ olsun. Bunu kermese dönüştürelim. Ve kermese dönüştürdük. Ve bayağı da ilgi oldu. İlgi gösteren herkese, yardımda bulunan ailelere, velilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bir karne günü böyle bir etkinlikte bulunduk. Bu arada başarı gösteren öğrencilerimize de tebrik ediyorum. Çok sağ olun hocam. Evet değerli izleyiciler, Gemlik Ali Kütük Ortaokulu'nda gerçekten güzel bir organizasyonu bugün ev sahipliği yaptılar. Ben tabii ki başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliğimiz ve sevgili okul müdürümüz olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Efendim şimdi birazdan karne heyecanı olacak, karneler verilecek. Şimdi hep beraber karnelerin verileceği o ana geçelim.